Beşinci sözü okumaya devam ettiğimiz holografik bakışa hoş geldiniz efendim. Hiç laf uzatmadan paragrafa devam ediyorum. Bu hafta bitirmemiz lazım. Ee, i̇ki kardeşten, iki arkadaştan bahsettik. Bir tanesi muallem olandı, vazifesini bilen ve başka bir şeylerin vazifesinden onu alıkoymasına müsaade etmeyen. Yani günahlardan uzak duran, yani takvalı olan arkadaştı. Diğeri ise, e, hatta hemen küçük bir şey yapalım. Günah dediğimiz kavram da vazifesi uğruna veya vazifesi icabı olarak ona verilmiş şeyleri emirleri veya organizasyonları teçhizatları umursamayan tanımayan ve bu tanımayarak hareket eden kişilerin yaptığı fiiller. Yani aslında vazifesi ona verilen emirleri değil de kendi kendi kendisinin kendi kendisiyle çelişen demektir aslında orada. O emir içine de konulmuş öyle diyebiliriz. Yani, yani o iç, ya insan kendisini nasıl tarif ediyorsa ona uygun davranması gerekiyor, değil mi? Mesela yani şeyin bir cep telefonunun yapılış gayesi vardır, ona uygun çalışır, uygun hareket ederse vazifesini yapmış olur. Tabii. Ama e, işlevlerini yerine getirmiyorsa, değil mi? Yani onun fıtri hali işliyor olmasıdır. İşliyor olmaması fıtri, fıtri fıtri olmayan halidir. Başka bir şey için kullanılması beklenmedik bir sonuç, rahatsız evet. bir sonuç doğurur. Evet, evet, Dolayısıyla yani burada e, emir bir yük değildir. Emir insanın kendisinin, Hı, kendisinin doğru kendisinin kendisi yani, olmasının bir neticesidir. Aynen. Tamam. Şimdi evet. oldu. Ben neyi nereye getireceksin diyordum. Evet. Ee, bunun altına imza mı atarım? Şöyle ki kişi Yanlış bir yani e, biraz yine uzattık ama e, evvelki programlardan hatırlayalım. Kişinin içinde vicdan denilen çok kuvvetli bir e, indikatör var, bir mekanizma var. Yanlış bir şey yaptığınız zaman bas bas bağırıyor. Yanlışlığın şiddetine göre çok daha şiddetli bağırıyor falan. Oradan anlıyoruz ki ya bunda bir yanlışlık var. Bir şey yapıyorum ama yanlış bir şey yapıyorum galiba. Bir türlü oturmadı içime diye tarif de ediyoruz halk arasında. Kur'an'ı emir, dinin verdiği emirler de aslında tam buna örtüşüyor şey de yani e, zül veya bir angarya bir şey gibi değil bu emirler. Yani Kur'an-ı emir senin ne olduğunu sana bildiren bir emirdir evet. aslında. Hah. Dolayısıyla seni tarif ediyor aslında. Evet. Tamam ben de zaten bak ancak bunu yapınca rahat edebiliyorum diyor insan. Yani sen insansın ve izzetli bir görevle buraya gönderilmişsin. Sana yakışan bu kainatın Rabbi ile muhatap evet. olmaktır. Dolayısıyla Kalk namazını kıl derken namazını kıl derken yani sana bir sorunu yüklemiyor. insani görevini yerine getir. Aynen. Demektir yani. Namaz en insani görevdir. Yani e, fıtratın, insanın fıtratına derc edilmiş ve insanın fıtratının rahatlayacağı ve insanın yaptığında gerçekten huzur bulacağı bir fiildir. Ha Biz huzur bulacak şekilde yapmıyorsak o bizim problemimizdir. Demek ki kıldığımız namazların <laughs> namaz olma noktasında bir sıkıntısı var demektir. Demek ki yoksa fiilinden başlıyorsun sen evet, şeyi anlamaya. Evet. Evet. Yani asıl olan o o emirler, dinin gönderdiği emirler, dinle gelen veya Kur'an'la gelen, şeriatla gelen emirler aslında benim insaniyetimin tarifidir. İnsaniyetimin bilen ve insaniyetimi bana veren yaratıcının ...insaniyetimin tatmin olacağı evet, evet, evet. bir şeyi öğretiyor bana, emri veriyor. Yolu mekanizmayı evet, öğretiyor. Evet. İnsaniyetimi bana hatırlatıyor tabiri evet. caizse. Evet. diğeri rezak hakiki hani iki arkadaştan bahsediyorduk, iki neferden bir tanesini söyledik. İkincisi rezak Hakiki'yi itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp... ...feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fasık hasirdir. Bu adam da zarardaki adam değil mi? Evet. Bildiğimiz zarar eden bir adam evet. Buna örnek olarak da askeriyede e, ilk geldiği zaman hani ya bu acıkacağız burada ne yapacağız falan diye düşünürken, endişe ederken bakıyor ki ilk gecede bile hemen ona tayinatı, erzakı geliyor, karnı doyuruluyor. Sonradan da görüyor ki bir mutfak var. Bayağı da büyük bir mutfak var, mükellef bir mutfak var. E, kiler var, erzak var bir sürü. Ha tamam demek ki burada e, maişetten endişe etmeme gerek yok diye anlayıp, Artık ondan sonra rahat etmesi gerekirken etmeyen. Ya gerçekten şu çok ilginç Hatta değil köşede mi? gidip kendi kendine patates pişirmeye çok çalışan artık. değil mi gerçekten? Annem bile, senin annem bile çocuğum gelecek buna yemek hazırlayayım endişesini taşısa bile yapacağı bir şey yok. Sütümü arttırayım diye bir şeyler yerse o da var olan bir şey. Ama baksana ya çocuk daha gelir gelmez sütü hazır geliyor. Tabii. Anne bile hazırlamıyor bunu. Tabii canım. Yani çok ilginç değil mi yani? Gelir gelmez sen senin geleceğin belli. Geleceğin ya. belli ve geleceğin için ne lazım ne gerekiyorsa onu veriyor. S çocuk için o süt başka bir şey versen onun yerini tutmayacak şekilde bir de yani. Hiçbir anne var mı ki ya bu çocuk dünyaya gelecek ama bunun ağzı yok, dişi di ağzı var, dişi yok. Ben bunu nasıl doyuracağım? Buna bir tedbir bulmalıyım. Böyle bir şey yok. Hı hı. Bütün mekanizma lojistik kurulmuş, hazır vaziyette çalışıyor. İşte insan bunu görse bile anlayabilir ki ya biri belli göndermiş yani endişe etmeme gerek yok. Evet. Ha, demek ki esas endişe edeceğim şey bu değil. Evet. Demek ki esas ben başka bir şey için gönderilmişim. Evet. Devam ettik. Ve o talim ve talimat ise ha şey de, demiştik ya. O muallem nefer, vazifesini bilen nefer diğerine hatta böyle söylüyordu. Hemen alıntı yapalım. Diyor ki: "Senin birader, asıl vazifen talim ve muharebedir." Yani o diğer arkadaş kendi karnını doyurmak için uğraşıyordu falan ona diyordu ki senin vazifen talim ve muharebedir. Neymiş bunun hakikatteki karşılığı? O talim ve talimat ise başta namaz olmak üzere ibadettir. Hmm. Bizim demek ki vazifemiz esas buraya gönderiliş vazifemiz buymuş. Yani benim midemi, midemin karşılığında açlığımı, açlığımın karşısında ee, gıdayı... Gıdayım, ben yapmadım. Ve doyma hissini. Doğma hissini ben yapmadım. Ben yaratmıyorum. Bunlar zaten var ve her şey ayarlanmış. Benim burada görevim ne? Başka Benim burada şey? göre bu sistemi, bu mekanizmayı, yaratılış hikmetini, varoluş hikmetini çözmek ve anlamlandırmak. Bunu temaşa etmek. Temaşa etmek, gözlemlemek ve bunu de ha sen demek ki açlığı verensin. Açlığın karşısında açlığı doyuransın. Değil mi? Onun açlığı hadsiz nimetlerle doyuransın. Şimdi ben ne yiyeceğim dediğin anda görevin olayı değiştiriyorsun. Görevden çıktın. Aynen. Bir dakika ya. Zaten her şey mesele bu dünyaya geliş meselemiz, geliş maksadımız bu değil. Evet. Ne yiyeceğim, nasıl yiyeceğim, nerede yiyeceğim meselesi değil yani. Ve benim en çok sevdiğim karşılaştırmalardan bir tanesi bunun esas maksadımız olmadığını da adil olan Allah o yönde ne kadar ittirdiysek bizi aynı yerden geri ittirerek bizi hatırlatıyor. Yanlış yola gidiyorsun. Yanlış, çıkmaz sokak diyor. Yani evet. çok çok sarih söylemiyor mu? Düşünün bir adamın bütün ömrü boyunca yani dünyanın en zengin adam veya adamlarını düşünün. İlk be, ilk be, hani var ya öyle li, meşhur listeler. Hmm. En be, zengin 500 kişi. 500'ünü birden düşünün. Ne kadar yiyebilirler ki? Veya yedim... Ve Bunlar arasında diyece 500'ler geçti. Hangisi doyarak gitti? <laughs> Hangi? ve do doymuyoruz yani evet o tarafı da var en mükellef sofralara otursak ve yesek 24 saat sonra gene acıkıyorsun hani en yediğinin yediğinin yediği ve yok öyle bir şey yani bunun ee, nasıl diyelim 10 senelik hazırlıklar yaptım şöyle tedbirler aldım böyle mekanizmalar kurdum ve doydum arkadaş böyle bir şey yok acıkmaya devam ediyorsun bitmeyecek bir süreç yani dünyevi şeylerin kendisini ne kadar maksat edersek ...onun bitmeyen böyle kısır döngüye olduğunu gösteriyor Allah bize. Hı hı. Bu... Be, bilmiyorum sen çok şey yapmadın belki ama bu benim için çok şiddetli kuvvetli bir delil. Hoş onlar şöyle de diyorlar yani asıl olan acıkmak zaten. Zevk almak istiyorsak acıkacağız diyorlar. Ama işte mesele be, orada. Be, beyhude bir çaba ya. Yani... Hı. ...bitmiyor tamam yani... ...debelenip... Tatmin de olamıyor. Tatmin mesela orada tatmin olamıyor. Debelenip şey. duruyoruz tatmin. yani. Evet. Hı hı. Tatmin olamıyorsun. Ve o talim ve talimat ise baştan anmaz ibadettir. Tamam. Ş hemen akabinde diyor ki ve o harp ise nefis ve heva cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlakı rezil eden kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Burayı biraz değişmemiz lazım. Eyvah giriyoruz. Peki. Yani demin daha önceden bir önceki programlarda kalbim, vicdanım bana ne yapıyordu? Yanlış Rehberlik yapıyorsun. E, yanlış yapıyorsun. E, benim... Senin bu dünyaya geliş maksadın bu değil. Hı hı. Sen ee, nasıl söyleyeyim? Bu işte bir ters insani, insaniyetine ters düşüyorsun gibi şeyler söylüyordu. Şimdi kalp ve ruhun helakiyeti ebediyeden, Çünkü hı. kalp ne istiyor? Beka istiyor. Ruh da beka istiyor. Belli ki yani bir doymayla bir yemeyle doymayacak bir insan var burada. Değil mi? Ruh var ve kalp var. İçimde böyle bir şey var. Yiyorsun ama tatmin olmuyorsun. Daha 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 diyorsun. O zaman o daha kavramının içini dolduracağın karşılığını vereceğin bir şeyle ona gelmen lazım ki tatmin olsun. Değil mi? Yani e, o da şu e, demin dedim ya zaten besleniyorum. Zaten e, bu dünyada. Gözetiliyorum. Zaten gözetiliyorum. Belli yani. Bunun endişesini taşımanın vicdani olarak sana vereceği eee e, Hatta ı, rahatsız ıstırab, ediyor. İşte ızdırap, ızdırap. ızrabı bile sen telafi edecek bir mekanizman yok yani. Sana evet. ben niye bu endişeyi taşıyorum? Sonunda zaten bir şey yapamayacağım. Önünde sonunda ölüp gitmeyecek miyim? Niye bunlar için uğraşıyorum? Diyor sana ister istemez sana. ha O zaman bu vicdan ve özellikle işte kalp ve ruh derken vicdanla birlikte ne istiyor? Ebediyet <laughs> istiyor, beka istiyor. Anlıyorsun zaten yani. Ye, 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 ye daha çok, daha çok demek suretiyle. Ben biten bir şey istemiyorum solan bir şeyi sevmiyorum, giden bir şeyi sevmiyorum, mutlak olan, nihayetsiz olanı istiyorum diye söylüyor. Sen bunun bu duygularının rağmına, bu duygularının rağmına, bak bunların e, arzularının ve isteklerinin rağmına, tamam mı? Mideni ve karnını doyurmaya çalışırsan, yani daha ihanet çok, ihanet etmiş olursun. Daha çok yediğin halde doymadığın bir süreci tekrar edersen, hı hı. kısır döngü bir şeklinde yani ihanet etmiş oluyorsun. O, o kalbin çığıltısını duymuyorsun. Evet. Susturuyorsun onu. Kulağın tıkıyorsun falan. Evet. Kalp diyor ki bu değil, bu değil. Aradığım istediğim bu değil. Yani kalp ve ruhunu helaket ebediyeden, ebedi helaketten kurtarmak ne demek? Eğer ben buraya geliş kalbim ve ruhumu tatmin edecek bir anlayışa ulaşamazsam helak tamam. olacağım. Yani bu Doğru. Yani şöyle söyle, düşün, düşünsene yani sürekli şey patatesi senin dediğin gibi yani bir köşeye geçip patates arayan, patates soymaya kalkışan ve yemek yemeyi endişesini taşıyan bir insan, insanın rahata ermesi mümkün rahat değil. Rahat ermesi mümkün değil. Ki. Yarın ne yiyeceğim, öbür gün ne yiyeceğim, daha önünde öbür gün falan böyle yani. Evet. Bunun bu bitmez ki. Bitmez. Ben ancak ya benim vazifem bu değilmiş. Bu kainata biri tarafından gönderilmişim. Bunlar zaten garanti altına alınmış. Anlatabiliyor muyum? Oh be. He, garanti altına alınmış dersin. Hatta öldükten sonraki hayatım dahi garanti altına al, alınmış. Ölüm bile bir e, bir süreçten başka bir süreçe geçiş. Yani gözün gözü kapan kapayıp da açtığın zaman farklı bir aleme giriyorsun. Karanlık bir aleminden alemden farklı yepyeni bir aleme giriyorsun. Onun gibi ölümde gözünü gözünü açmak gibi karanlık bir dünyadan gözünü açmak gibi yeni bir dünyaya seni tanıştırıyor. Yeni bir dünyaya açıyor falan dediğin zaman huzur buluyorsun. Evet. Başka türlü nasıl huzur bulacaksın ki? Sonu gelmeyen bir iş. Belli zaten. Bir şeye de ulaştırmıyor seni. Bir neticesi de yok. Bu aynen şuna benziyor. O köşede patates soyan acemi asker diyorsun ki arkadaş ne yapıyorsun? E yemek yiyeceğiz. İşte var devlet halletmiş onu. Olsun aç mı kalalım? Bak burada güzel de lezzetli de bu falan diyor yani. Halbuki bırak şey o değil. Esas vazifen o değil. Hatta esas kalbinin razı olduğu da o değil. Evet. İşte zaten onu demek istiyor. Kalbin razı değil. Kalbin çünkü bağ, bekayla buluşacak. Ben kendim anlayacağım şekilde söyledim. Tamam. Evet kalp ama o son cümleni atlama. Kalp anca e, şey kalpler ancak onu zikretmekle mut, olmaz mı? Evet öyle diyor. Ancak o kadar. Yani başka türlü kalp kalbin mutlu olmayacağı, tatmin olmayacağı şeylerle uğraştıkça öldürmüş oluyoruz onları. Evet. Yani bu bu ezbere bir cümle olmasın. Kalpler ancak onu zikriyle mutmain olur demek şu demek? Yani kalp bekayla mutmain olur. Evet. Bekayla mutmain olur. O zaman baki olanı tanıtmadıkça, baki olanı bildirmedikçe, bilmedikçe kalbin mutlu olması mümkün değil. Evet. Tam Dolayısıyla tam baki olan nedir? Sana sürekli sonsuz nimet vereni ve kalbinin duygularının bütün isteklerini zaten ishar edelim evet. Zaten yapıyor görüyorum veriyor zaten. İşte ya, tam, içinde. tam da askeriye örneği. He. Yani düşünsenize Acem asker gidiyor hiçbir şey yani kabul edelim. Hiçbir askerlikle ilgili bilgisi yok. Devlet veya askeriye ne yapar hiç bilmiyor. Adama diyorsun ki bak sen acıkacaksın ya. Adamın endişesini taşıyor. Ben acıkacağım ne olacak? İşte yemekhane var hep seni doyuracaklar. Oh diyor adam. E, ben hasta olunca revir var bakacaklar sana. Oh. E üşüyeceğim. Kışla var orada yatacaksın. Sana güzel şey de verecekler. Kıyafet de verecekler. Kalın botlar verecek. Oh diyor adam. He. Daha hiçbirini almadı bile. Hı hı. Onun zikri bak. Değil mi? Evet. Adamı tatmin etti yani. Evet. Bunu kastediyor değil mi? Orada işte garanti altına alınmış olması. Evet. senin Seni bunlar düşünüyorlar merak etme. Bütün isteklerin sana ayarlanmış. Bunu veren sana bunu da vermiştir. Dediğin anda tamam. Hı. Yani dedim ya adam şey miskin bir adam bir anda biri gelse dese ki ya biz de seni arıyorduk neredesin falan işte sen kralın aslında oğlusun. Oo. Oh. bitti yani. Ne yedi ne içti falan derdine düşmez ki. Tamam. Bitti ya kralın oğlusun yani. Dünyanın hükümdarının oğlusun diyelim. Ne oldu bitti her şey benim zaten. Neyin peşine koşacağım ki? Para biriktirmek bilmem ne yapmak derdi ayşe etmek. Bunların hiç, hiçbir anlamı yok o zaman. Evet. O zaman son cümle yani bu paragrafın son cümlesi. Evet. Ve o iki vazife ise şey konuşalım mı çok özür dileyerek. Ahlak-ı rezileden de bahsedelim mi? O harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlara karşı mücadele edip günahlardan ve ahlak-ı rezileden günahlardan var. Günah demek ki günah kavramı bu maksadın dışında hareket etmektir. Evet. Yaratıcının kendini memur olmaktan çıkaran bir e, görevli olmaktan çıkaran her bir tavır günahtır. Bunu da yap sebep olan da nedir? Nefis, cin, insi, cinsi şey şeytanlardır. Yani ben duygusu, ben olgusu, ben evet. e, yaratıcıdan bağımsız bir ben algısı buna sebep oluyor. Ben bu algıdan dolayı korkmam gerekiyor. Ben kendim bu dünyaya gelmedim. Ben kendi kendimi yönetecek biri değilim. Ben kendi hayatımı idame edecek değilim. Ben burada memurum. Evet. Bütün işlerim, görev, bütün şeylerim ayarlanmış, görevlendirilmişim. Ben görevime bakarım diyebilmem lazım. Bu diyememe, bunu diyememe ve dolayısıyla o ben algısıyla hareket etmedir, günahtır. Ahlak, rezil evet. de o demek. Rezil ahlak da o demektir. Yani yaratılışına uygun davranmamaktır ahlakı. Yani o... Ben yapacağım. E, ahlakla, ahlakın kökü halkla aynıdır yani. Yaratılışla Oo. aynıdır. Dolayısıyla rezil fıtratına ol. mugayir hareket ettiğin her hal... Ahlak reziledir. Seni zillete atar. Seni e, rezil, eder. Ezi, e, rezil eder, eziyete sokar. Yani insaniyetini bitirir. Öyle evet. De. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Şimdi bak bu kadar konuştuktan sonra çat diye böyle çok böyle bıçak sırtı gibi ayrıldı. İki vazife var. Ve bu vazifeler çiftli çiftli. Şimdi hadi bakalım kendimize vazife seçelim. Hayatı verip hayatı biz veremiyoruz. Veremiyoruz yani. Bu çok belli, net. Hayat verilmiş bize. Verilmiş. Ve bu verilmiş hayatı besleyemiyoruz da. Bak. Be Ama besleniyoruz da. Evet biz besleniyoruz. Ve yani etrafımızdaki bütün hayatlar besleniyorlar ama şeye dikkat buyurun lütfen. Hayatı beslemek demek sadece cesede gıda yüklemek değil. Bunu iki seviyede söyleyelim. Birincisi bir hayat merkezinde olan bir şeyin sadece gıdadan başka birçok daha beslenecek şeyleri var. Ve bunları beslemek sadece onları böyle kürekle içeri doldurmak değil. Bunların var edilmesi de önemli. Daha doğrusu esas beslemek o demek. Yani ben mesela sevgiye muhtacım. Sevgi yaratılmamış olsaydı hadi besle bakalım. Değil mi? Neyi besleyeceksin? Ne, neyle besleyeceksin, nasıl besleyeceksin yani yok öyle bir şey. Evet. Dolayısıyla hayatı vermek ve beslemek artık şahidiz ki ikisi de bizim vazifemiz değil. Hı hı. Tamam. Başka ne var vazife var o zaman? Hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktan başka ne var elinde? Görmem gerekiyor evet. bütün mesele. Yani doyurulduğumu görmem gerekiyor. Beslendiğimi görmem gerekiyor. rızıklandığımı görmek gerekiyor. etimin karşılandığını görmem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yok, Yok birazını da ben yapayım aradan. İşittirildiğimi görmem gerekiyor. Gördürüldüğümü görmem gerekiyor. Bildirildiğimi bilmem gerekiyor. Bütün bunların farkına varacağım o kadar farkındalıktır zaten insanlık. Ve çok enteresandır, kesinlikle katılıyorum ve çok enteresandır ki bütün o beslemeler, beslendirmeler böyle çok ayan beyan tabiri caizse gözümüze sokulur gibi yapılıyor. Hep benim hoşuma giden bir örnek. Eğer maksat mesela şu bedeni enerji cinsinden beslemek değilse bu kadar böyle hani çılgıncasına çeşit çeşit yiyeceklere, güzel güzel kokulu yiyeceklere falan gerek yoktu. Hani af buyurun cep telefonunu besler, besler gibi böyle bir mekanizmayla da doyabilirdik yani. Evet. Enerji ya sonuçta. <laughs> Güneşten de alırdık falan yani ne bileyim. <laughs> Halbuki böyle bak hani yine tabirimi hoş görün. Allah bizi gözümüze soka soka doyuruyor. Hani kazara unuturuz veya hani o, o doyurulmak o kadar güzel bir doyurulmak veya gözümün doyurulması. Hani bir manzara oluyor bakıyorsunuz böyle manzara hakikaten insan böyle ağzı. Şimdi herkes cep telefonuna baktığı için görmüyoruz ama o manzaraya böyle baka kalıyor insan. Ya ne kadar güzel. Baya bildiğiniz gözümüz veya neyse işte o gördüğümüz şeyimiz doyuruluyor yani. Açık açık şiddetle doyuruluyor. İşte orada asıl görevimiz bu doyurulmaktan gaflet etmemek ve doyurulduğunun farkına varmak. İki görev var dediğimiz gibi. Yaratıcının vazifesi kendini tanıtmak için, kendini bildirmek için hayatı vermek ve o hayatı idame ettirmek. Evet. Ve buna hiç müdahale edemiyoruz. Edemiyoruz. Ettiğimizi zannediyoruz sadece. Bu zam bir aldanıştır. Bu insanın gerçekten gafletidir. Evet. İnsanın e, kendini bilmemesidir. Densizliğidir. Asıl vazifesi de beslendiğini, doyurulduğunu... ...sürekli doyurulduğunu evet, ve hadsiz evet, nimetlerle evet, doyurulduğunu evet, evet. fark etmektir. Bunun dışında bir vazifede yok. Bu, bu vazifenin dışında atma, atacak şeylere karşı mücadele etmek ikinci vazifesidir. Evet. Yani bir yönüyle hayatı vereni tanımak... ...iki yönü, ikinci yönüyle o tanımaktan alıkoyanlardan karşı Bıza. mücadele etmektir. Evet, Hayatın evet, evet. yani farz ve yani... Feraiz ve günahlar. nevahil, nevahil dediklerimiz yani nehyedilenler, günahlar ve sevaplar bununla alakalı meseledir yani. Doğru. Evet. Peki şeyi ama söylemek istiyorum bir cümle olarak. Söyle. Hani insan olarak biz kendimizi doyurduğumuzu zannediyoruz ya aldanış dedin bu bir illüzyon yani Hı. tabiri caizse. Bu şuna benziyor askeriyede yemekhaneye geliyor adam. Şimdi düşünün ki hani o tabuldotları aldığımız yer var ya arkasında koskoca bir mutfak çalışıyor. Onun arkasında da kiler var devasa bir mekanizma var. Adam buradan alıyor tabuldotu dolu tabuldotu buraya getiriyor ben doyurdum kendimi doyurdum falan diyor gülünür yani evet. bu bir aldanıştır ötesi yoktur yani koskoca kainat mutfağında te güneşten ısıtılan bak güneşten ısıtılan bu mutfakta pişirilen şeyleri hani dalından koparmışız yemişiz tarladan alırmışız yemişiz biraz karıştırmışız yemişiz veya bunları elde etmek için çalışmışız yemişiz falan. Tabuldot ya epitopu yani bu kadar yani koskoca bir sürecin en ucunda bir şey yapıyoruz. Hoş bir daha bakınca o yaptığımız şeyleri de yine kendi malzemelerimizle yapmıyoruz. Eller de bizim değil Hı -hı. falan. Hı -hı. Allah evet. ilüzyona kapılıp vazifesini aksatanlardan etmesin. Allah korusun evet. Bir, bir son olarak da şu haftaya inşallah ona tevekkül edip emniyet etmektir meselesi o. de bununla alakalıdır. Bir en azından bir giriş yaparız ondan bir sonraki paragrafa geçeriz. Diyelim çünkü çünkü tevekkül tamam. kavramını da açmamız lazım biraz. Peki o zaman. Evet. Efendim bir sonraki e, holografik bakış programına kadar vazifenizle kalın Allah'a emanet olun. Allahla kalırsak hoşça kalırız.